İlaçlarla ilgili uzun süreli kullanım söz konusu olduğu için tabii ki bazı kaygılar vardır. Bunlar organizmaya, hangi organa nasıl yan etki göstereceğinden çocuğun öğrenmesini etkileyecek mi, algılamasını etkileyecek miye kadar değişen bir spektrumdadır. Ancak bu tedavi süresi içerisinde belirli aralıklarla yapılan kontrollerde karaciğer ve kan elemanları başta olmak üzere yapılacak tetkiklerle bunları bertaraf etmek mümkün ya da erken dönemde evet bu ilacın bu anlamda yan etkisi var deyip buna göre bir tedbir almak mümkündür. İlaçların öğrenmeye, zekaya ya da epileptik nöbetlerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dair bir bilgi yok. Yalnız çok uzamış nöbetler ya da çok yüksek dozda kullanılması gereken ilaçlar ya da birden fazla ilaç kullanılması durumunda algılamaların olumsuz yönde etkilenebildiğini tabii ki biliyoruz. Epilepsi hastalarının az bir kısmı tedaviye, ilaç tedavisine direnç gösterebiliyor. Ama bunlar çok küçük ve çok özel gruplar. Bunların başında beyin kabuğuyla ilgili yapısal anormallikler geliyor çocukluk yaş grubu için ya da bu tedavilere cevap vermiyor, belirli bir bölgeden kaynaklanıyor, yayılım göstermiyor. Bu durumda o bölgeleri tespit ederek gerekirse cerrahi tedavi uygulamaları söz konusudur günümüzde epilepsi cerrahisi olarak isimlendirilir. Vagal sinir stimülasyonu denilen bir başka yöntem daha vardır. Bu da genellikle az bir hasta grubuna uygulanıyor. Çocuk hastalarda daha nadir bir uygulama alanı var. Ama gene tedavi çarelerinden biri olarak gene çok az bir hasta grubunda önerilen bir tedavi yöntemidir.